Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bazen istemeden birilerini kırarız. Bizden uzaklaşırlar. Ve onlarla aslında biz ilişkimizi sürdürmek isteriz. Ama bizden uzaklaştıkları için de bir türlü o yaklaşma fırsatını onlara bulamayız. Bu durumda ne yapabiliriz? Bizim toplumumuzda şöyle bir olay var. Beddualar olduğu gibi hayır dualar da var. Annem bana sürekli hayır duam seni tutsun oğlum der. Hayır dualarım seninle beraber olsun der. Ve ben de bundan dolayı çok mutlu olurum. Buna benzer bir yöntem olan Hoponopono yöntemiyle bizden uzaklaşan, bize kırgın olan, rahatsız olan ama bir türlü ulaşamadığımız insanlara biz bu hayırlı enerjilerimizi göndererek ilişkilerimizi de düzenleyebiliriz. Onların daha iyi, olumlu, pozitif şeyler düşünmelerini de bu şekilde sağlayabiliriz dostlarım benim. Bu özgür seçimlerine müdahale etmek değil. Biz hayır duamızı, o pozitif enerjilerimizi onlara yönlendiririz. Alırlarsa muhteşem, güzel şeyler olur. Almazlarsa bu da onların özgür seçimleri olmadı deriz. Bunda da bir hayır vardır deriz. Ve serbest bırakırız dostlarım benim. Bugün bir Hoponopono çalışma örneği göstermek istiyorum. Ben kendi sözlerimi kullanarak kendi kızım üzerinde yaptığım bir çalışmayı aktaracağım. Sizler de kendi sorunlarınıza göre sözlerinizi değiştirerek kendi sorununuzu tanımlayacak şekilde bir düzene getirerek bu çalışmayı yaparsanız bunun muhteşem sonuçlarını alacağınıza eminim dostlarım benim. Biri sizden uzaklaştı, sevgilinizdir, arkadaşınızdır. Siz de nedenini bilmiyorsunuz belki ama siz bu pozitif enerjiyi onların gıyabında onlara göndererek kendinize ve ilişkinize güzel bir yol açmış olacaksınız dostlarım benim. Ki bu soru bana çok geldi. Ve bu soruya verebileceğim cevap şimdi budur. Her sorun bizde başlar. Yani etrafımızda, aynamızda ne oluşuyorsa aslında bunda bizim de bir katkımız var. Çünkü her şey birbirine bağlıdır dostlarım benim. Eğer aynamızdaysa, gelmiş bizim karşımıza duruyorsa bu sorun mutlaka bunda bizim payımız da var. Öyleyse biz payımızda olanı temizleyelim, güzel enerjilerimizi, hayırlı enerjilerimizi gönderelim. Olacak olan olsun dostlarım benim. Evet, benim bir kızım var. Şu anda 15 yaşında. Anasından ayrıldığımızda 5 yaşındaydı. Bana çok bağlıydı. Ben ayrılıp evden çıktığım için özellikle memleket de değiştirdim. İngiltere'den Türkiye geldim bir süre. Sonra da Kıbrıs'a geldim. İlişkimiz koptu. Tamam, telefonla arada bir konuşuyorduk ama birlikte olamadığımız için çocuk bana kızgındı. Daha sonra da bir araya geldiğimizde, şartlar oluşup da bir araya gelmeye başladığımızda tırnaklarını yediğini gördüm. Ona gel kızım, bu tırnak yeme alışkanlığından seni kurtaralım dediğim zaman bana trip atıyordu. Hayır, istemem, yapma, etme, bu şekilde tavırlara geliyordu. Ben de çok üzülüyordum.
Sinirleniyordum. Ama belli etmemeye de çalışıyordum. Çünkü yapabileceğim çok şey var. Ama çocuk benden yardım istemiyor. Ne yapabilirim? İşte tam da böyle bir dönemde Hoponopono'yu kullanmak aklıma geldi. Ve Hoponopono yöntemiyle kızıma bu enerjileri göndermeye başladım. Bir süre sonra bana telefonda diyor ki, baba ben tırnak yemeyi bıraktım, tırnaklarım uzamaya başladı. Artık oje sürebilirim. Ben de çok sevindim tabii ki. Evet dostlarım benim, burada ben ne yaptım? Ona bu Hoponopono yöntemiyle hayır dualarımı gönderdim. Sizler de bunu sevdikleriniz için yapabilirsiniz. Hem onları iyileştirebilir, hem de ilişkilerinizi düzenleyebilirsiniz dostlarım benim. Evet, şimdi ben ne yaptım? Burada yapılması gereken duygunuzu gerçekten hissederek yapmanız gerekir. Bunun için meditasyon şeklinde de yapabilirsiniz. O da çok etkilidir. Ya da durursunuz bir yerde, iki parmağınızı bu şekilde birleştirirsiniz. İşaret ve orta parmağını tam da göğsünüzün ortasına koyarsınız. Ben noktasına koyarsınız. Ve eliniz burada dururken şunları, ben kızım için şunları söyledim. Siz de kendi cümlelerinizi bana benzer bir yöntem ile dizin ve sizin iyileştirmek istediğiniz ilişkiniz ya da neyse ona bu şekilde bu enerjileri gönderebilirsiniz. Ben kızım için şunları söyledim. Kızım, kocaman kız oldun. Hala tırnak yiyorsun. Ve bundan dolayı ben çok öfkeleniyorum, sinir oluyorum. Benden yardım istemiyorsun. Ama bu durumda benim çok katkım var. Senin tırnaklarını yemende çok katkım var. Annenden ayrıldığımdan dolayı bana kızmış, küsmüş, acılar çekmiş olabilirsin. Sana çok acı çektirdim. Lütfen beni affet. Lütfen beni affet. Ben o gün bu bilinçte değildim. Ya da içinde bulunduğum şartlardan dolayı senin bunları yaşayabileceğinin farkında değildim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen bana bu bilinci verdin. Bana eksik bir yanımı gösterdin. Bunu tamamlamam için bana rehberlik, öğretmenlik yaptın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi seninle yeniden sağlıklı, şefkatli, sevgi dolu, muhteşem bir ilişki yaşamak istiyorum. Tırnak yemeği bırakarak daha sağlıklı ellere sahip olabilirsin. Bunu yaptığın için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım kızım. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. Bu ilişkinin düzene girmesi için attığın adımdan dolayı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet dostlarım. Ben bu çalışmayı
her aklıma geldiğinde kızım için yaptım. Şimdi tırnak yemeği bıraktı. İlişkimiz muhteşem bir ilişkiye dönüştü. Ayrılmaz ikili gibiyiz. Bunu siz de kendi sevdikleriniz için yapabilirsiniz. Sizden ayrılmış, küsmüş, uzaklaşmaya başlamış ya da ilişkiniz bozulmaya başlamışsa bu ilişkide kendi sorumluluğunuzu da alarak, duygularınızı yükleyerek bu çalışmayı yapın. Muhatabına gönderin. O size katlanarak geri dönsün. Bu tıpkı toprağa buğdayı vermek gibidir. Biz toprağa buğday veriyoruz. O döndürüp bize başağı geri veriyor dostlarım benim. Burada yapacağımız budur. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumları yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.